Günaydın. Şu an saat sabah 6. Şangay'ın Kanarya Adası'ndayız. Biz bulunduğumuz yerden buraya 4 saat araba, 3 saatte feribot yolculuğuyla geldik. Çok güzel, ufak bir ada. Biraz gezdireyim size kaldığımız oteli göstereyim. Daracık sokaklar, beyaz beyaz binalar, Bodrum'u andırıyor bana. Bodrum'un Gümbet Koyu'nu andırıyor. Havada çok harika bir incir kokusu var. Çok güzel bir koku var. Burası bizim kaldığımız otel. Yan tarafta bir blok daha var. Toplamda 15 odası var. Butik bir otel. Önden rezervasyonla geldik. Biz de ilk defa geliyoruz buraya. Sabahın altısından hemen oyun makinesinin başındalar. Şu an kahvaltı hazırlanıyor içeride. Biraz dışarıdan çekim yapayım. Burası Doğu Çin Denizi. Daha önce Çin'de birçok plaja gittim ancak genelde kayalık ve çok derin olur. Genelde Çin plajlarına kimliğinizle ya da pasaportunuzla girebilirsiniz ancak. Yani girenler çıkanlar kayıt altına tutulur. Giriş çıkış saatleri bellidir. İstediğiniz gibi giremezsiniz çünkü çok tehlikelidir Doğu Çin Denizi. Ancak burası bir koy olduğu için dün mavi bayraktı, şu an kırmızı bayrak asmışlar. Sanırım dalgalı olduğu için. Dün mavi bayraklı plajda burası. Öğlene doğru muhtemelen tekrar mavi bayrağı asarlar. Çok güzel bir kumsal suyu var. Bizim Antalya'nın Adrasan'ına benziyor biraz. Bizim odamız şurası. Ailece kalıyoruz. Biz 4 kişi kalıyoruz orada. Büyük bir oda. Önünde 2 tane bir çocuk, bir büyük havuz var. Onlar bizim odamıza ait. Bu büyük havuz ortak. Bizim odamızın geceliği arkadaşlar 2000 yuan. Yani 300 dolara yakın. Ancak tabii bu bloktaki odalar biraz daha ufak. Havuzu yok. Bu havuzu kullanabiliyorlar. Oranın da fiyatları 200 dolar civarı. 180-200 dolar civarı. Şimdi gidip kahvaltı yapacağız birazdan. Kahvaltıdan sonra da bir tur aldık. Balık tutma turu diye bir şey. Bakalım ne olacak. 2 saatlik bir tura çıkacağız tekneyle. Daha sonra onu da paylaşırım ayrıca. Kahvaltı hazır. Pirinç çorbası. Yumurta. Şurada makarna var, meyve var. Canida.
Şöyle yumurta, jambon. Harika peynirli ekmek. Çin bazısı. Tamam babam. Hadi afiyet olsun.